Gazi Mustafa Kemal'i hürmetle yad ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen Atatürk'ü anma töreninde konuştu. İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bugün bir kez daha hürmetle yad ediyor. Kendisini derin bir hürmetle anıyoruz. Erdoğan, atayı andığı konuşmasında bir tek Atatürk varken tarih içinde çok sayıda Atatürk'ün üretildiğini savundu. Bir tek Atatürk varken tarih içinde çok sayıda Atatürk'ün üretildiğini, çok sayıda Atatürkçülük yorumları ile Gazi Mustafa Kemal'in şahsı manevisinin yıpratıldığını büyük bir teessürle izledik. Cumhurbaşkanı, herkesin isteğine göre bir Atatürk olamaz dedi. Herkese göre, herkesin kendi şahsi arzu ve beklentilerine göre bir Atatürk yoktur. Her isteyenin hayatının bir cüz'ünü cımbızlayarak kendisine meşruiyet kaynağı olarak öne sürdüğü, yani istismar ettiği bir Atatürk de olamaz. Gazi Mustafa Kemal'in her platformda milli iradeye vurgu yaptığını aktaran Erdoğan, Atatürk'ün adının istismarının meşrulaştırmaya çalışılmasının Gazi'nin hatırası adına talihsizlik olduğuna da vurgu yaptı. Yakın tarihimizde milli egemenliğin baskı altında tutulması, zaman zaman milli egemenliğe karşı müdahalenin yapılması, tüm bunların, hatta bunların da Atatürk'ün adının istismarıyla meşrulaştırılmaya çalışılması açıkçası Gazi adına, onun hatırası adına tam bir talihsizliktir. Aynı törende konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu ise Atatürk'ün önemli vasıflarını anımsattı. Tarihte iz bırakmış liderleri diğer liderlerden ayıran çok bariz özellikler vardır. Bunların en başında bu liderlerin kendilerine duydukları özgüvendir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en bariz vasfı özgüvenidir. İşgal donanmaları İstanbul'un önüne demir attıklarında herkes yeis içindeyken o geldikleri gibi gidecekler demiştir. İkinci vasıf kendi özgüvenleri yanında milletine duydukları güvendir. Atatürk'ün hakimiyeti kayıtsız şartsız milletindir ilkesine atıfta bulunan Davutoğlu, hiçbir gücün milli hakimiyetin üstünde olamayacağına dikkat çekti, egemenlik vurgusu yaptı. Bir kez daha Ankara'dan, o meclisin toplandığı bu mübarek diyardan haykırarak söylüyoruz ki, bundan sonra hiçbir güç milli hakimiyetin ve egemenliğin üstünde olmayacaktır. Nihai karar sadece milletin tercihleriyle şekillenecektir.